Değerli sarı-kırmızı gönüldaşları, Galatasaray transferin son günlerinde son rötuşları yaparak kadroyu sabitlemeye çalışıyor. Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin euro ve 506.275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etmişti. Galatasaray uzun süredir formasından uzak kalan Oğulcan Çağlayanın lisansını çıkardı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ın yaptığı açıklamada, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maçta Markao, takım arkadaşı, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Bu olayın ardından Markao yaptığı açıklamayla Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür diledi. Markao, iyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum. Açıklamasını yapmıştı. Yaşanan bu olayın ardından profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen Brezilyalı oyuncu 8 maç men ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı. Galatasaray ise Marco'nun cezası sebebiyle tahkim kuruluna itirazda bulunmadı. Galatasaray da Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Marco'ya ayrıca en üst sınırdan para cezası da verildi. Bu gelişmelerin ardından sürpriz bir karar alındı takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Brezilyalı stoperin kısa süre içinde affedilmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Markao'nun milli arada takımla beraber antrenmanlara çıkması bekleniyor. Fatih Terim'in Markao'yu UEFA'ya bildirilen listeye de dahil etmesi bekleniyor. Markao'nun kariyerine Galatasaray'da devam etmesi bekleniyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı. Galatasaray, Salı günü Halil transferini kapa bildirmişti. Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır denildi. Halil Dervişoğlu Galatasaray medya organına yaptığı açıklamada "Geçen seneki takım arkadaşlarım, Fatih Hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için mutluyum, heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. Ben elimden gelenin fazlasını vereceğim. Taraftarımız saha içinde sevgisini her zaman hissettirdi. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk. Bu sene taraftarın önünde maça çıkacağız. İnşallah onlara güzel performanslar sergileriz." birbirimizi tanıyoruz, Kerem'le birlikte milli takımda da oynuyoruz, dedi. Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer sezonu kapanırken, güne damgasını vuran isimlerden birisi Mustafa Muhammed oldu. Bordo ile Galatasaray arasında anlaşma yapılmasına rağmen Mısırlı Yıldız'ın Fransa'ya transferi gerçekleşmedi. Konuyla ilgili Fransız basını, Muhammed'in eski kulübü Zamaley'in tutumu nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti. Ayrıca Mustafa Muhammed'in babasının sorunları çözmek için gece geç saatlerde Zamaley'in kulüp binasına gittiği ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Ancak Mısır basını transferle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Mustafa Muhammed, Galatasaray kulübünün izni olmadan Bordo ile transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti genç futbolcunun Türkiye'de mutsuz olduğunu ve Fatih Terim'le sorunlar yaşadığını belirten Mısır basını, Muhammed Rest çekti ve Fransa'ya gitti. Galatasaray, Bordo'nun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu kez de Zamalek'te anlaşmazlık yaşanınca transfer gerçekleşmedi. Muhammed'in Galatasaray'a yeniden dönüşü sıkıntı yaratacak yorumları yapıldı. Birkaç gündür yaşananlar hakkında şimdi Galatasaray yönetiminden bir açıklama bekleniyor. Fransa ligi takımlarından Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen Kolombiyalı Santrafor Radamel Folcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon Türk lirasının üzerinde para kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon avro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Golcü oyuncu ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon avro gelir elde etti. İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao'nun bu sezonki maaşının bir bölümünün de Galatasaray Kulübü tarafından ödeneceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı. Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray'da arayış sürüyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk yarısını 2-0 önde kapatıp 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından orta saha takviyesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirmişti. Sarı kırmızılılar 6 numara için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da transferin bitmesinden sonra kulüplerin kadroları ile ilgili kararını bekleyen Galatasaray bütün ihtimalleri değerlendiriyor. 2 Eylül'e kadar da transferi sonuçlandırıp UEFA listesine eklemek istiyor. İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Arsenal forması giyen Muhammed Elneni için devrede. Sarı Kırmızılılar 5 milyon euroyu gözden çıkardı. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için İngiliz kulübünün kararı bekleniyor. Galatasaray, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan ve başarılı bir sezon geçiren Gelson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak istiyor. Ancak Portekiz ekibi Benfica, Getsin Fernandes için Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Her şeye rağmen Getsin için ısrarını sürdüren Galatasaray, bu transfer zor olsa da son dakikaya kadar beklemek istiyor fakat diğer alternatifler üzerine de çalışıyor. Ali Udaynk ismi tekrar gündeme geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği ve bon servisi Mısır'ın Alahli takımında bulunan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için yeni bir teklif daha yaptığı öğrenildi. Daha önce genç oyuncuyla el sıkışan Sarı Kırmızılılar, yüksek bonservis nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak Dangin hem güçlü ve teknik oyunu hem de geleceğe yatırım planına uyması, planları değiştirdi. 23 yaşındaki Malili futbolcu için daha önce yaptığı teklif kabul edilmeyen sarı kırmızılılar 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Bunun kabul edilmesi halinde Daimk Galatasaray forması giyebilir. Florya'da konuşulan bir diğer isim de Jim Boma tanıdık bir oyuncu. Sarı kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Michael Seri, terimin oyun kurabilen, tempolu defansif orta saha tanımı çerçevesinde tekrar gündemde. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun transferi bu kez kolay olmayacak. Çünkü İngiltere'de Premier Lig'den düşen Fulham'da seri son 4 maçın tamamında 90 dakika oynadı ve Londra ekibi bu periyottan 12 puan çıkardı. Buna karşın Ada Kulübü seri konusunda en kısa sürede irtibat kurulacağı öğrenildi. Galatasaray'ın gündeminde Braga'da forma giyen Al Musrati'nin de olduğu öğrenildi. Daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Israrından vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek.